Sevgili izleyicilerimiz, Akdağ Madeni'ndeyiz. Yine Akdağ Madeni'nde bir abimizle karşılaştık. Kendini bir tanıt abicim öncelikle. Ben Akdağ Madeni Avsoy Mahallesi muhtarıyım. İsmim Mustafa Avşar. Hayvancılık ve nakliye tacir işlerinden uğraşırım. Aynı zamanda muhtarlıkta 94-99-2004 araları muhtarım. İki devredir muhtarım yani. Mahalleyle iç içeyim. Mahalleye yardımcı oluyorum. Mahalleye de koşuyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Evet. Ve burada biraz sıkıntılarımız var. Yok değil yani. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Yem fiyatları çok pahalı olduğundan saman fiyatları biraz da yükseldi. Şu anda aldığımız kurbanlıklar şu anda biraz elimizde kaldı. Satamıyor. Neden? Yem fiyatları yüksek olduğundan hayvanlar da pahalıya geldi. Vatandaşın da alma gücü az oldu. Şu anda da satamıyoruz onu. Akdağ Madeni'ne geldiğiniz sıra da teşekkür ederim. Akdağ Madeni bir güzellik sağ olsun belediye başkanımız sağ olsun yollarımızı neyimiz güzel yaptırdı. Sağ olsun bizlerle ilgileniyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Peki iki dönemdir muhtarlık yapıyorsun. Birinci dönem nasıl geçti? İkinci dönem Akdağ Madeni ilçesi İlçe gibi bir yerde muhtarın görevi nelerdir? Biraz halkımızı aydınlatır mısınız? Yani bir muhtar olarak neler yapıyorsunuz? Muhtar olarak vatandaşın mesela fakirleri, mağdurları, onları gözetliyorum. Fakirleri. Bunlara fondan, devletin desteğiyle bunlara yardım topluyor. Bazı vatandaşlarımız benim muhtarlığıma yardım getiriyor. Ben de bunları vatandaşlarım uygun olduğum kişilere kendim dağıtıyorum. İki devredir muhtarım, evet. Vatandaşla uğraşmak da zor, içine girmek de zor, bunları yapmak da çok zor. Vatandaşa güler yüz olacaksın, samimiyet olacaksın, yapacaksın. Evet. Güler yüz, iyi niyetli olacaksın. Ondan sonra şunu da söyleyeyim. Akdağ Madeni 15 senedir AK Parti hükümetindeydi, şu anda MHP'ye geçti. Sağ olsun AK Parti de çok Akdağ Madeni'ne güzel bir işler yaptı, başarılar yaptı. Bunlara da teşekkür ediyorum. Şu andaki başkanımız da çalışmasını beğeniyorum yani. Sıkıntı yok. Ha biz de başkanımızın yanına gittiğimiz zaman bize çok kolaylık gösteriyor. Kendisinde yani ne muhtarım diyor, ne iş yaparsanız buyurun diyor. Hizmet için varım diyor. Sağ olsun kendine de teşekkür ediyorum burada. Gerçekten Akdağ Madeni çalışan bir belediye başkanı var. Çok güzel çalışmaları evet, da var. Evet çalışması güzel. Yapmış olduğu hizmetler saymayla bitmez. Hizmeti şu anda daha güzel. İnşallah başkan hakkını veriyor. İnşallah ileridesi iyi olaydı. Evet. Bu düzen giderse çok güzel. Ama ilerisini düşünmek lazım. Bilmiyorum. İnşallah kendine de başarılar dilerim yani burada. Ondan sonra bizim burada siyaset yani biraz hani siyasete derinden fazla girmeyelim istersen. Tamam. Çünkü siyasete girdiğin zaman çırpındıkça batmalar oluyor. Evet. O konuya girmeyelim. Bu arada biraz önce gideriz. Evet. Bu arada ben bu arada şunu da söyleme. Söyle bakayım. Ben Ağsa Mahallesi muhtarıyım ama şu anda muhtarlığı Allah izin verirse daha muhtarlığa kendimi göreve koymayacağım. Bir daha aday olmayacağım. Aday olmayacağım. Allah izin verirse belediyeye adayım. Belediye başkanlığına ben belediye başkanlığına da ya encümen, il encümenliğine gideceğim. Hedefin büyük diyorsun. Hedefin büyük diyorsun. Şu anda şunu da söyleyeyim. Ben iki devlet muhtarlığı yaptım. Allah razı olsun bana. Oy veren de vermeyen de. Benim emekliliğim gelmiş. Başkası sebeplensin. Başkası faydalansın. Muhtar arkadaşlarına da diyorum. 15 sene muhtar olmuşsun yeter. He. Çekil kardeşim başkası yapsın. Yeter. 2 milyar 200 maaş alıyor. Sigortamız da devlet yazıyor. Devletten Allah razı olsun. Maaş alıyor mu? 2 milyar 300 lira. Ne oluyorsun sen bu Allah maaşı? Bereket söyle bari. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Bu maaşı ne yaptın? Onu bir anlat bari. Bu maaşı bana hiç kalmıyor. Bir nasıl dükkan kalmıyor? Bir dakika. Kalmıyor neden ya? Kalmıyor biliyor musun? Kalmıyor bir dakika. Neden kalmıyor biliyor musun? Anlat bari. Muhtarlığıma kira veriyorum. Gelen benim mahallemde kira veriyor muhtarlığıma kira veriyor. Bak benim mahallede fakir çok. Allah Allah. Fakir. Bayağı saraydan oturuyorum da. Bir dakika. Benim mahallemde fakir çok. Ben çok para dağıtıyorum. Değil mi? Evet. Benim gözüm bunkerim tok. Bunkerim diyorsun bunkerim ya. Bunkerim biriyim ya. Elim açık diyorsun. Elim açık. Vatandaşa da her zaman hizmete varım yani. Şuradan vatandaş diyor ki muhtarım benim de 20 lira 30 lira elektrik param yok. Su param yok. Şuna ben yardım edersin. Çıkarayım 30'a 50 veriyor. Ulan, bu paralar gelmiyor. Ben paramı hep dağıtıyorum. Sorabilirsin. Helal sana. Evet. Sağ olan benim muhtarım bu.
Değil mi? Evet. Hiçbir gün paraya geldi bana ona yok dedim mi? Sor bakayım. Başkasının aldım, başkasına buna verdim. Sorabilirsin ya. Vatandaşa ben böyle. Evet. Peki bulunmuş olduğun, muhtar olduğun mahalle sakinlerine ya da izleyicilerimize söylemek istediğin son sözlerini alalım. Mahalle sakinlerine diyorum ki ben muhtarlıktan çekiyorum. Bana haklarını helal etsinler. Ben de onlara hakkımı helal ediyorum. Yeniden inşallah belediyede iyi güvende beni orada görmeklerini istiyorum. Onlardan ben de desteklerini istiyorum yani. Evet. Bundan sonraki yapacağım çalışmalarda destek bekliyorum. Evet. Diyorsun. Destek bekliyorum. Ben onların yönünde, onların koşunda gideceğim. Allah izin verirse belediye atanacağım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.